Evet, şimdi isterseniz bir şehir plancısı tanıtalım size. Ali, o şehir plancısını bir göster Allah aşkına. Nasıl bir şehir planlaması yapıldığını görelim. Böylece o şehir plancısı vekilimizi gördükten sonra ülkenin halini görün. Sesli ver Ali. Bir tanesini buraya yapacağız. Bir tanesini ön sene şuraya yapacağız. Ön sene. Çok mantıklı. İki, battık fay hatlarının olmadığı yerlere. Bir tanesini şurada Kılılı Çakallı Hasan Ağa. Buraya yapacağız. Bir tanesini şurada Orhan Gazi Kürtül. Evet. Oraya yapacağız. Bak. Bir tanesini şurada Akyar diyorum. Aferin. Kafarlı üniversitenin 400 dönüm yeri var. Evet, doğru. Oraya yapacağız. Bak, buraya. Bununla beraber bu yoğunluğu burayı ne dağıtacaksınız. yapacağız? Buraları 4 kata mı? Kale var ya, kale. Kalenin buradaki dere var ya, Evet. dere pazarına gelen. Dere pazarındaki dereyi geri açacağız. Dere pazarını tamamen kaldıracağız. Burada adı dere pazar olması sebebi burada dere. Altıdere. Şelale Park'ın dereyi geri açacağız. Çünkü bundan sonraki felaketin sel felaketi olmasına dair bir endişemiz var yani. Muazzam. Şehir planlamacısı da o, yer bilimcisi de o, deprem mühendisliğini yapmış zaten, bitirmiş, sismolojiyi halletmiş, şehir planlamasını halletmiş, demografik olarak dağılımın nasıl olması gerektiğini hemen çözmüş, mimarlık biliyor, mühendislik biliyor, her şey o. Ama nasıl yapıyor? Kağıt yetmiyor. Kağıdın dışına da koyuyor. Böyle yapacağız, böyle yapacağız, böyle yapacağız diyor. Hangi hakla? Hangi bilgiyle, hangi hakla, hangi bilgiyle, hangi yetkiyle, kimden alarak, kime sordun? Kime sordun? Ya bu nedir? İşte bilim dışılık, işte kepazelik dediğimiz mesele budur. İşte AKP tarzı iş görme budur. Cumhurbaşkanı ne yapıyor? Biniyor helikoptere, yukarıdan bakıyor. Şu ağaçları kesin, bunları yapın, bunları falan. Cengiz'e diyor, bunları verelim. İşte ötekilere 5 tane var çete, bunları verelim. Bu ormanları keselim, oraya bir havaalanı yapalım. Tamam, Yeşilköy'ü kapatalım, güzel. Oraya bir kanal attırıverelim. O da iyi, tamam, bitti gitti. Cumhurbaşkanı bu. Milletvekili de bu. Böyle yapacağız, böyle yapacağız. Aman diyor, selmel olabilir falan feşman. Ona göre böyle. Şimdi Allah'ınızı serseniz, elinizi vicdanınıza koyun. Bu türden bir yaklaşımla, bu türden bir değerlendirmeyle, bu türden bir tutumla biz Türkiye'de yaşayan insanlar kendimizi, malımızı, canımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu nasıl olup da bu siyasi iktidarın temsilcilerine teslim edelim? Ya Yenişehir'i bu adam yapacaksa yapmasın zaten. Yeniden öleceğiz demektir. Sen mi bu şehirde betonarme mi yapılacak, işte çelik konstrüksiyon mu yapılacak, kaç katlı yapılacak? Sen mi karar vereceksin birader? Kimsin? Yetkin ne? Bilgin ne? Hayattaki deneyimin ne? Nereden geldin? Nereye gidiyorsun? Asıl sorun bu. Hatay'da demografik yapı, demografik yapı diye herkes de karnından konuşuyor. Ben size meseleyi söyleyeyim. Onu da konuşmamız lazım. Mesele şu, bu deminki gerçi eğer yanılmıyorsam Adıyaman'dı o. Hatay Antakya'daki mesele de şu, Hatay Antakya'ya Suriye'den gelen bir ekip, Antakya bölgesindeki Arap Alevi nüfusun tam tersi davranan, içinde IŞİD'çilerin olduğu, siyasal İslamcıların olduğu, gericilerin olduğu bir yapı var Türkiye'ye gelen. Bunların ağababası Özal, yani Türkiye'nin başına bela olmuş, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük düşmanlarından birisi olan Özal, zamanında Afganistan'dan milleti getirdi, o da Amerikancıydı, Antakya'ya yerleştirdi. Tamam mı? Antakya'ya yerleştirdi, Hatay'a, Reyhanlı'ya. Oradaki demografik yapı zaten seçimlerdeki o halkın eğilimleri ortadan kaldırıldı. Şimdi orası da yıkılınca Defne, bakın Defne, efendime söyleyeyim, Samandağ vesaire, İskenderun oralardaki insanlar da göç edince, onların yerine yap TOKİ'yi, yerleştir Suriye'den gelmiş ve tırnak içerisinde gerici nüfusu, buradaki insanlar da gitsin. Al sana Antakya'nın tavrı bambaşka bir hale. Antakya'nın yaklaşımı bambaşka bir hale gelsin. Artık ara ki bulasın orada Musevi'yi,
oradaki işte Hristiyanı, oradaki Arap Alevi'yi, orada yaşayan Türk yurttaşlarını, Sünnileri, bin yıldır bir yerde yaşamış olanları bir daha bulamazsın. Asla bulamazsın. Mesele bu, söylenen bu. O yerinde yaşayan o insanların orada gelip orada yeniden kendi varlıklarını inşa etmesi için toplum onların önderliğinde o meseleye bakması ve onların önderliğinde, yani bu bilimsel olarak ne olması lazım geliyorsa sosyolojiye uygun olarak bu insanların kendi yerlerine kavuşması lazım. Ama bu tokimoki işi falan değil. Bu tokimoki işi değil. Bu büyük bir kültürel mesele. Antakya tarihi kenti, dünyanın en önemli kentlerinden biri. Bu kentin varlığının dibine bomba koymak, dünya ortak mirasına bomba koymak demektir. Bu yapılır mı? Ben ilk günden beri bu riski taşıyordum. Yapılır. Bizim gibi insanlara, vicdansızlar, bölge insanlarına bunlar Türk değil, bunlar vatan haini diye neler söylediler? Söylüyorlar. Söylüyorlar. Bu Osmanlı'dan kalan kafa, Yavuz'dan kalan kafa devam ediyor. Onu size söyleyeyim. Devam ediyor aynı kafa. Bu korkunç. Oraya giden herkes bilir, sever, hayranlık duyar. Öyle bir yerdir. Öyle çoğulcu, öyle güzeldir. Ha söyleyeyim. Şimdi berbat bir kentleşme olmuştu zaten. Çok uzun yıllardır. Ve orada benim çocukluğumda yaşadığım kadınların, erkeklerin yan yana, iç içe, kılığıyla, kıyafetiyle, çok sesli, çok kültürlü, modern bir hayatın varlığı tamamen ortadan kalkmıştı. O da ayrı mesele. Kalkmıştı derken azınlığa düşmüştü. Tıpkı İstanbul'da vesairede olduğu gibi. Bunu da altını çizmek lazım. Bir diğer mesele vali meselesi. Ona da bakalım, bir videomuz daha var. O vali meselesini de görmekte yarar var. Ali onu da bize getirecek. Memleketin hali, işte size vali. Bakın. Özellikle de şunu söylüyorum. Yaşadığımız felaket normal bir felaket değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti halkına şöyle diyorum. Diyorum ki hepimiz malının %10'unu bu süreç için bağışlasınlar. Vatandaşlarımız gönül rızasıyla 10 liramız varsa 1 lirasını mutlaka bu sürece bağışlayalım. Hep beraber bu süreci ayağa kaldıralım. 10 liramız 5 liraya düşmesin, 10 liramız 20 lira olsun. Memurların hepsi bir aylık maaşını almasınlar. Ne olacak? Yani aç kalmayız. 3 memur işçilerin hepsi bir aylık maaşını almasınlar. Ya arkadaş, nerede yetişiyor bunlar ya? Nerede yaşıyor bunlar ya? Senin memuruna verdiğin para ne? Senin işçiye verdiğin para ne? Bu ülkede asgari ücret ana ücret olmuş zaten bir. Memur sürünüyor. Millet karnını doyurmaktan aciz. Böyle diyeceğine Osman Bey, şunu desene. Şunu desene. Yahu bir ay, iki ay saray muslukları kıssa, harcamalarını %20'ye, %15'e indirse, %85'ini bir yıl boyunca saray yurttaşlara verse, memleketin orasına burasına koyacağına Mehmet Cengizler, bütün mallarına el konsa, Türkiye'de %400, %500 kar eden bankalar bir son bir yıllık karlarını halkımıza verse, şirketler verse, borsa verse, bunları söylesen sen. Bu garip kurabağının bir marjını almasa ne olacak? Ne olacak biliyor musun? Aç kalacak. Evine ekmek götüremeyecek. Çoluğunu çocuğunu okutamayacak. Bu kış vakti zaten çorap alamıyor. Bu kış vakti pantolon alamıyor. Anne baba kendisi de bir şey almıyor. Gariban çocuklarını alacak. Sen ne diyorsun birader ya? Sen ne diyorsun? Bir ay olmazsa, bir ay almazsak ne olur? Niye abi o insanlardan istiyorsun? Saraydan iste. Saraydan iste. Saraydan, saraydan. Saraydan iste. Saraydan iste. Bir ülkenin bağış toplaması utancıdır. Zaten vergiyi niye veriyoruz? Vergiyi niye veriyoruz? Vergiyi bugünler için veriyoruz ya. İnsan vergiyi niye verir? Daha almadan memurun maaşından kesiyorsun zaten vergisini. Değil mi? İnsanların kazanmadığı paradan %40'ları alıyorsun. İnsanlar gider gösteremiyor. Nasıl olacak bu iş? Memurların falan böyle emeklinin haline. 5000 lirayı gören emekli kaç tane var Türkiye'de? Bir de akıl veriyor, çıkıyor. Ne olacak diyor. Aç kalacak insanlar. Bölgedekiler öldü. Ötekiler de açlıktan mı ölsün? Alın size memleketin valisi.